Sıfırdan Global'den herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Emre Elbeyoğlu, Pop-up Smart'ın kurucu ortağı ve aynı zamanda Product ekibinin başında, ürün yönetimi ekibinin başında. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi Nasılsın? misin? İyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor pandemi dönemi 2021? Valla pandemi dönemi bizim için daha aslında evlerde verimli geçti. Bu yıl da aynı şekilde devam ediyor olacağız. Zaten Mart'tan beri evlerden çalışıyoruz. Bu şekilde bir koşturmaca, bir startup şeyinde devam ediyor yani koşturmasında. Süper, süper. Zaten detaylara gireriz. Önce biraz seni tanıyalım istersen tanımayanlar için. Emre Elbayoğlu kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır? Ve Pop-up Smart'a hani nasıl geldiniz? Şöyle tanımlayayım. Üniversiteden hemen sonra bir ajans deneyimim oldu. Yani kendi kurucu ortağı olduğum bir ajans. Flatheart. Orada yaklaşık bir 8 yıllık bir deneyimden sonra artık belirli bir noktaya gelmişti ajans. Yani yaklaşık bir 30 kişilik iyi markalara hizmet veren ve bir şekilde bilinen bir ajans haline geldi. Ama orada çözemediğimiz sorun şuydu. Bu ajansın ileride scale olabileceği nokta belliydi. Yani şu an ajansta 40 müşteriye hizmet veriyorsak 80 müşteri yaptığımızda ekibi 50-60 kişiye çıkarmanız lazım ki o şu an çok zor bir problem. Yani şu an o İK kaynağını yönetip o şekilde hizmet vermek ve hani neticede çok oturmamış bir alan. Hani müşterileri ikna etmek ve bir şekilde doğru işi yapabilmek bile zor. O yüzden biz aynı şekilde bir iş yapalım ve bunu ölçekleyebilelim ve scale edebilsin. Yani binlerce, on binlerce satabilecek bir ürünümüz olsun düşüncesiyle 2 yıl önce Pop-up Smart'ı kurduk. Bu şekilde aslında Pop-up Smart'ın serüveni başladı. Benim de daha önceden beri deneyimlediğim bazı sürekli zaten dijital pazarlama programlarını deniyorduk ajansta müşteriler için. Bu çıktılar doğrultusunda aslında en kolay ürün fikriyle başlamak istedik. Çünkü ürün ne kadar zor olduğunu az çok okuduğum şeylerden vesaire görüyordum yani. Hani çünkü bir şekilde ajansta danışmanlık ya da başkalarının işleri üzerine destek verdiğimiz için ürün tarafını tam olarak açıkçası ben de bilmiyordum. Daha önce batırdığım girişimler oldu tabii ki ufak tefek ama bu şekilde bir çıktı neticesinde Pop-up Smart 2018'in sonunda aslında fikir olarak doğmuştu. Daha sonrasında Amerika'daki şirketi kurup bu şekilde başladık. Yani temel olarak da bunları yaptım. Yani dijital pazarlama direktörlüğünü yürüttüm 8 yıl boyunca Flatart'ın. Evet. Ya aslında dijital pazarlamadan ürüne doğru bir geçiş oluyor. Benzer şekilde Yiğit Konur, ona da buradan selamımız olsun. O da SEO'du ya ZEO'dan çıkarak yaptı. Yani benzer bir hikayeniz var aslında. Ve ikiniz de şu an Ankara'dasınız. Hani Ankara'da böyle ürüne odaklanma, belki biraz müşteriden de uzağa kaçıp gibi bir durum var. Yani şeyden, ajans müşterisinden demek istiyorum. Çok severim yani. Zaten karşı komşumuz bizim Cyberfact'ta. O Aynen. yüzden hem product tarafında birbirimize çok faydamız olmuştur. Hem de zaten ajans tarafında aynı dertlerden muzdarip olup bu çıktıya vardık. Bu şekilde bir şeyimiz de var yani ortak paydamız. Evet. Peki şeyi biraz daha detaylı tanıyabilir miyiz? Yani Pop-up Smart bir pop-up yönetim aracı olarak başlamıştı. Hani başta böyle basit anlattığın gibi hani işin daha kolay geliştirilebilir üründen. Ama şu an daha böyle komplike işte hedeflemeler, farklı yerlerden işte farklı elementlerin çıkabilmesi sadece pop-up değil böyle biraz daha onboarding'e doğru da sanırım kayıyor. Orada hani şu an nasıl bir konumlanmanız var pazarda? Çünkü bu alanda gerçekten çok fazla ürün var. Hatta ben sizin web sitenizde şeylere de baktım hani alternatif ürünlerle karşılaştırma kendisi hani artık tüm şirketler koyuyor bunu. Çünkü hani müşteri bunu görmek istiyor hemen web sitesine girince ya işte B ürünüyle ne farkı var bu A ürününün diye. Ya yani oraya bir baktığımda mesela 7-8 tane ürün koymuşsunuz ki onun dışında da bir sürü ürün var. Mesela User Guiding hemen Ertuğrul selamlar yazmış. User Guiding de hani bazı teyit geçtiği noktalar var. Hani siz burada kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Ya şöyle açıkçası
User Guiding'le de bu arada ben de tanışıyorum. Mert de orada daha çok kontaktayım. Keza Osman'la da tanıştık. Yani aslında hepimiz hedef kitle olarak bir vertical seçip ilerledik. Yani hani ben ürün fikrini de ortaya çıkarırken bir şekilde en basit çözülecek aslında sorunu hedeflemeye çalıştım. Ve bunu pop-up olarak şey yaptım. Çünkü bir işte herkes hani sözüm müzisyen dışarı hani bir şekilde yapay zeka ile ağzını açıyor. İşte şöyle şeyler yapacağım. Hani bunlar gerçekten çok zor şeyler. Tabii ki herkesin belirli bir potansiyeli ve buna göre ekibi vardır ve böyle bir başlangıç yapabilir ama pop-up bizim için en basit başlangıç olarak düşündük. Ve şu an pop-up denildiği zaman zaten 1978'den beri var olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani herkes bunu görüyor ve maruz kalıyor. Akla şu soru işaret kalıyor. Bu hala çalışıyor mu? Bu hala çalıştığında şu an biz zaten müşterilerimizden ve daha önceki ajans deneyimlerinden bunu yaşadık. Şimdi buradaki vertical anlamda farklılığımız ya da ayırt ediciliğimiz bizim hedeflediğimiz kitlenin tamamen başlangıç olarak no-code olması. Yani aslında biz busy marketers olarak tanımlıyoruz. Yani meşgul pazarlamacıların hızlı 5 dakika içerisinde yapabileceği bir çözüm olarak aslında şey yapıyoruz, sunuyoruz. Yani pop-up web sayfaları için etkili bir şekilde iletişim metodu ve bu işe yarıyor. Ve biz bunu ulaşılabilir ve hiçbir kod bilgisi gerektirmeksizin 5 dakikada execution olabilecek bir şey. Yani bu aslında pazarlamacılar bunu çok daha iyi bilir, çok daha zor bir şeyi aslında hızlı bir şekilde çözmüş oluyorsun. Çünkü bizim aslında temel çözdüğümüz problem dönüşüm oranları, yani conversion rate. Conversion rate'i de arttırmak için belki 1000 tane yol vardır ama hepsi gerçekten çok fazla efor gerektirir. Yani bu işte dizaynı vardır, social proof'u vardır vesaire. Dolayısıyla biz burada etkili bir şekilde hızlı çözüm sağlayıp %25 oranında gibi bir artı çıktı sağlıyoruz. Yani bu inanılmaz bir dönüş oranı bir pazarlamacı için. O yüzden aslında doğru tasarımla execute edip kampanyasını yayınladığında çok iyi çıktılar elde edebiliyoruz. Tabii ki burada pazarda bizim farklılaştığımız noktalarda mesela user guiding ile eş şeylerimiz oluyor ama user guiding daha çok dashboard, böyle insanları product guide'ı yapabileceği bir tool olarak kendini lanse ediyor ve bu şekilde satışını sağlıyor. Biz daha çok pazarlama amaçlı web sayfasında e-mail bültenini arttırabileceği, bir ürünü öne çıkarabileceği, bu tarz biraz daha, yani aslında metot aynı ama hedef amaç farklı gibi bir durum söz konusu. Bu şekilde aslında hedef pazarımızı ve konumlamamızı düşünebiliriz. Tabii ki ürün feature'larını biraz daha muhabbet edersek oralarda daha detaylı anlatırım. Ses gelmiyor ama abi. Çok pardon, kendimi kısmışım. Orada aslında yani şeyi daha çok hedeflenmişsiniz diye anlıyorum. Bu funnel'ın daha başını, yani işte ziyaretçi mesela sizin ürününüzü kullanan bir web siteye geliyor. Orada ilk e-mailini bırakması ya da ilk sign up olması, işte üyeliğini başlatması, hani orada aslında web sitenin ilk conversion rate'ini yükseltme, ilk işte o growth funnel'da atıyorum awareness'tan acquisition'a gibi hani geçme kısmını ilk aslında siz optimize etmeye daha çok odaklanmış durumdasınız. Yani aslında tam olarak dediğin gibi abi, hani şu an biz böyle çok sıkıcı pop-up'lar haline gelmeden doğru kitleyi segmente edebilme kabiliyeti sağlayan bir ürünüz. Dolayısıyla kişiselleştirilmiş pop-up'larla ya da trafik kaynağına göre böyle birçok hedefleme opsiyonumuz var. Bunlar sayesinde de aslında acquisition channel'daki ilk gelen ziyaretçileri daha fazla convert edip çıktı sağlıyoruz. Yani atıyorum bizde zaten bir exit and intent trigger diye bir şey var. O mesela hayat kurtaran bir şey yani çoğu pazarlamacı için. Çünkü hiç olmamış bir şeyi sağlıyorsun, hani datayı sağlıyorsun. Tam kullanıcıların mouse hareketini takip ediyoruz. Tam exit'e doğru gittiği zaman mouse pop-up çıkıyor. Mesela buradan yakaladığımız her şey bizim için kar. Hani pazarlamacı için de kar. Dolayısıyla inanılmaz bir fayda sağlıyor web sitesi sahibine. Hani diğer şeylerde biraz daha bazen, çünkü
UX designerlarla karşı karşıya gelebiliyoruz ya da web sayfasını dizayn eden bu işte ya da e-ticaret yöneticileriyle işte pop-up rahatsız edici, insanlar alacağı varsa da almıyor vesaire gibi. Aslında biz bunu aşarak biraz daha yeni nesil hale getirdik. Hani bunu insanlar şu an bazı kesimde kötü bir algı var ama şu an Google'un kendisi bile pop-up kullanıyor. Yani şimdi Google AdWords'e girin, sağda danışmanımız sizi arasın mı diye pop-up var. Yani aynısını biz de sağlıyoruz. Analite'ye girin, gene sağda mobil uygulamamızı indirin diye bir pop-up çıkıyor. Aynısını biz de sağlıyoruz. Hani sadece bu algıdan biraz daha kurtulup ürünümüzü deneyimlemeyi aslında herkesin istiyorum. Ancak bu zaman bir çıktı sağlayabiliyoruz. O yüzden aslında hani pop-up böyle basit gibi görünüyor ama hızlı ve etkili sonuç sağlıyor. O yüzden denemenizi öneriyorum buradan bütün izleyenler için de. Evet, yani aslında dediğin gibi pop-up eski bir teknoloji ama kendini sürekli güncelleyen bir teknoloji bir yandan da. Özellikle işte hedefleme, nerede ne zaman çıkacağı ve hani deneyimi bozmadan işte evet. Özellikle mobilde, şu an mobile çok yoğun bir kayış var. Hani şey olarak, trafik olarak hem mobil web anlamında hem de mobil uygulama anlamında. Hani burada çok yoğun bir trafik artışı olduğu için oradaki deneyim daha da önemli hale geliyor. Mesela sizin mobil tarafta ne durumdasınız şu an? Mobil web uyumu olarak ve mobil uygulama olarak. Çünkü mobil uygulama deyince işler biraz karışıyor. Çünkü işte farklı frameworklerle, farklı yazılım dilleriyle yazılıyor ve içeri girmesi şeye göre daha zor oluyor, web tarafına göre. Orada nasıl bir, hani şu an sizin şeyiniz var, sunduğunuz çözümler var? Abi şöyle, mobil SDK tarafında şu an bizim bir çözümümüz yok. Yani mobil uygulamalarda Pop-up Smart çalışmıyor şu an. Ama mobil web sayfalarının hepsinde mobile özgün tasarımlarla ve hedefleme seçenekleriyle aslında varız. Ve mobilden de iyi bir şekilde dönüşüm oranı alıyoruz. Çünkü orada da daha kısıtlı bir alan var. Ve aslında hedef olarak sunduğum bir pop-up'la insanlardan istediği bilgiyi ya da o telefon aranmasını ya da o satışı sağlayabiliyoruz. Yani bunu biz kampanya, yani builder ekranımızdan mobile özel bir imajın yüklenmesi vesaire gibi opsiyonlarla aslında sağlayabiliyoruz. Orada da aslında hani çok basit şeylerle iyi çıktı alabiliyoruz. Yani bunun en etkili örneği mesela iletişim sayfasındaki telefon numarasının aranmasıyla fixed olarak sağ köşede bir telefon ikonu pop-up'ı ekleyerek, daha doğrusu bunun sabit bir şekilde orada olması arasında yaklaşık %45 fark ölçümledik yani müşterilerimizden. Dolayısıyla yani bu çok ciddi bir telefon aranması artışı anlamına geliyor ve hani işletmenin istediği şey de bu. Aynı trafik var ama %45 daha fazla telefonum çalıyor. Hani çoğu insan bunu, özellikle müşterilerine, ajans tarafında deneyimli insanlar bunun arasındaki farkı çok iyi bilir. Arayacak adam iletişime gider diyor. İletişime de gider diyor. Telefonu bir şekilde bulur diyor yani. Hani dijital dünyada öyle bir şey yok. Eğer sen telefonu daha ulaşılabilir bir yere koyuyorsan daha fazla aranırsın. Yani bu kadar daha basit yani. O yüzden aslında bunları deneyimledikçe ve hani sağ olsun ajanslar da çok bize müşteri yönlendiriyor. Çünkü onlar bu işi bildiği için öneriyorlar. Biz onlara kurulum yapıyoruz, destek veriyoruz ve çıktı sağlıyoruz. O yüzden güzel çıktılar da sağladığımız için bizim hani lifetime value'muz da şu an yüksek. Yani bizim Ocak ayında MVP'miz çıktı bu arada tam olarak. Geçen sene tekrar sistemi bir yazıp bir versiyonu update ettik. Yani tam olarak. O günden bu yana bizi hala bırakmayan, yani hala bırakmayan dedim, zaten %3 gibi bir churn'ümüz var. Müşteri kitlemiz var yani. Ocak ayından bu zamana kadar büyük bir çoğunluğu müşterimizin ödemeye devam ediyor. Bu da demek oluyor ki aslında bir şekilde dönüşüm almaya devam ediyor. Bir şekilde verdiği paranın karşılığını alıyor diye düşünüyoruz. Süper. Şimdi müşteri edinmekten bahsettiğin, ajansların bir referans kaynağı olduğundan biraz oraya girelim istersen. Özellikle yurt dışında hani nasıl müşteri ediniyorsunuz? İlk müşterilerinizi nasıl edindiniz? Bildiğim kadarıyla hani 20'den fazla ülkede şu an müşteriniz var. Hani güzel bir sayı gerçekten. Hani daha işte MVP bu sene başında tam böyle oturdu diyorsun. Hani yani birkaç senedir üzerine çalışıyor olsanız da 20 ülkeden fazla bir ülkeye
hani bu seviyede gelmek gerçekten güzel bir başarı. Tebrik ederim öncelikle. Hani bu müşteri kitlesine nasıl ulaştınız? Yine böyle referanslar falan mı, yoksa sadece işte dijital kanallar mı? Hangi kanallar daha etkili oldu? Şimdi abi yani bizim aslında acquisition channel'ımızdaki temel kanal trafik edinmek için hep SEO oldu. Yani hani arama motoru optimizasyonu oldu. Arama motoru optimizasyonu da aslında biz 2020 boyunca aktif bir pazarlama yürütmedik. Yani sadece SEO yaptık. Çünkü product tarafında gerçekten yapılacak çok fazla şey vardı. İşte product'ın iş analizinin yapılması, işte detaylı rakipler ne yapmış, biz daha iyi ne yapabiliriz aslında odaklandık. Aslında 2020 product odaklı bir yıl oldu. Yani müşterileri izledik ve müşterileri izleyebilmek ve dinleyebilmek için de belirli bir gerçek müşteri edinmemiz gerekiyordu. Ve bunun kanalı olarak biz başlangıçta hep SEO yatırımı yaptık. Yani bunu projeye ilk ideası ortaya çıktıktan hemen sonra başladık. O yüzden hani verimlerini almamız daha sonralarında daha fazla oldu. Yani şu an bizim aylık ortalama 15 bin ziyaretçimiz var web sayfamızı ziyaret eden. Bunun %80'i organikten geliyor. Bizim yazdığımız blog postları ve diğer şeylerde. Burada da aslında bir Türkiye'den çıkan startup için SEO'nun böyle essential bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani paid kanallar, yani growth'u bir kenara koyuyorum, gerçekten idame edilmesi için zor mecralar. O yüzden bana çevremde bazı Türk startup'lara da destek olmaya çalışıyorum bu anlamda. O yüzden hep en değerli acquisition channel'ı hep SEO olarak tanımladık ve bu yöne özel bazı stratejiler geliştiriyoruz. Orada da aslında ayırt edici şeylerimiz biraz daha hani SEO'yu bilenler ya da bu konuda detaylı bilgiye sahip olanlar az çok bilir, işte keyword research vesaire. Aslında daha farklı yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz. Yani mesela şu an biz SEO programı kullanıyoruz birçok, yani hani burada keyword research'te çıkan ya da çıkmayan bazı kelimelere de odaklanıyoruz. Yani orada genelde startupların yanlış yaptığı şeyler, insanlar nasıl arama yaparı düşünmeleri gerekiyor. Yani şimdi mesela pop-up isteyen adam platform artı pop-up yazıyor Google'da. Ama siz Ahrefs'e baktığınız zaman bir Webflow pop-up'ın arama hacmini göremezsiniz. Çünkü sıfır olarak gösterir. Ama sırf biz Webflow pop-up yazarak ona hazır bir landing page yaptığımızda ayda oradan 250-300 trafik alıyoruz. Ve bunlardan bize sign up geliyor. Ve biz bunun gibi yaklaşık 28 tane CMS platformunun web landing page'lerini yaparak SEO'yu hedefledik. Dolayısıyla doğru kelimeye doğru içerik karşılığı yaptık. Yani aynı şekilde rakiplerimizin alternatif kontentlerini yazdık. Hani burada SEO tarafında da hep bu şekilde bir mindsetle ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu insan çok böyle rekabetli kelimelerde bir yarışmaya çalışıyor bu alanda. Hani o yüzden biz genelde bu şekilde bir mantık yürüttük SEO tarafındaki acquisition channel tarafından. Bunun yanı sıra da tabii bu çok genel ve kapsamlı konu. Çünkü acquisition hani startup'ta en değerli şeylerden biri. Doğru bir matematikle, doğru bir bütçeyle nasıl alındığıyla alakalı. Gene SEO'ya destek olabilmesi için hani çoğu insan mesela backlink için e-mail outreach yapar. Yani bana link verin, bana link verin diye herkese mail atar. Yani ben bundan çok fazla fayda daha önceki deneyimlerimde görmedim ve böyle bir eforun anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden şunu düşündüm, beni nasıl bir içerik çıkardığımda linklerler ve bunu aslında odaklanarak bazı çıktılara çalıştım. Yani bunun için ne yaptım? Mesela bizim bir cookie consent tool'umuz var. Biliyorsun yani artık zorunlu geldi Çağrı. Hani sağ köşede, solda pop-up'ı kabul ediyor muyum? Herkes karşılaşıyor yani. Bunu hızlı oluşturmayı sağlayan bir tane tool yazdık. Yani bu işin yazımı yani development'u ortalama 1-2 hafta sürdü. Ve yayını aldık. İnsanlar pop-up smart'tan harici olarak üyeliksiz cookieconsent.popupsmart.com'da üyeliksiz işte hiçbir şekilde zorluk yaşamadan sadece 30 saniye içerisinde cookie consent'ini yaratıyor, web sayfasına koyuyor. Üyelik falan hiçbir şey gerekmiyor. Bu tool bir yıl içerisinde
yaklaşık 800 tane web sayfasının kullanılmaya başlandı ve 800 tane web sayfasının içerisinde böyle BBC'nin sitesi falan vardı bir tane. Hani böyle deli şeyler vardı ve biz orada kredi olarak Pop-up Smart'ı veriyorduk Cookie Concept'te, köşede bir yerde. Hani oradan devasa bize bir 800 tane siteden backlink geldi. Hem de reklamımız yapıldı ve bir şekilde oraya link almaya devam ediyoruz. Hani bunun gibi aslında metodlar üzerinden düşünmek gerekiyor. Nasıl SEO'yu ilerletirim, nasıl backlink alırım vesaire gibi. Çünkü ben bile mesela şu an ürettiğim içeriklerle günde 50 tane beni linkler misin diye mail alıyorum. Yani hani bu o kadar basit bir cevap ki, hani niye linkleyeyim? Karşılığında bana ne vereceksin? Yani bu sorunun cevabı aslında bu. Ama herkes ısrarla bunu gönderiyor, yani anlamıyorum. Evet, evet, evet. Ben de aynı şeyi genelde yaşıyorum. Yani burada bunu hani herkes birbirine yapınca da biraz şey oluyor aslında. Yani eninde sonunda Google'un algoritmaları bunları bir şekilde fark ediyor ya da değerini düşürüyor. Böyle bir pazar olduğunu bildiği için, özellikle bu işi paralı da yapıldığını bildiğimiz evet. için hani parasıyla bir yerlere link koymanın. O yüzden organik bir şekilde bunu sağlamak bence her zaman faydalı. Mesela bu işte bir side project yapıp bunu herkese açmak gayet mantıklı yani ve oradan aslında bilinirlik sağlıyorsun. SEO direkt olarak bir link olarak sayılmasa bile o eklenen widget'lar aslında oradan birileri tıklayıp size üye olabilir. Ya da işte o ürünü kullanan, cookie consent tool'unu kullanan kişi size sonradan üye olarak gelebilir. Hani yeni bir aslında bir kanal açmış oluyorsunuz. Farklı bir ürün kullanım şeyinden, case'inden aslında. Belki sonradan onu asıl ürüne de eklenebilir yani. Hani bu tarz fırsatları denemek açısından da hızlıca İşte böyle bir landing page yapıp o alt ürünü kolay bir şekilde kullanılabilir hale getirmek çok mantıklı. Ve hani burada işte Product Hunt gibi işte lansman yapılan yerlerden de direkt faydalanabilir. Güzel şey getirebilir oradan. Trafik ve hani sonucunda da kullanıcı getirebilir. Yani dediğin gibi yurt dışında yoksa işte Facebook'tan ben parasıyla kullanıcı çekeyim, Google'dan çekeyim deseniz hani hakikaten bayağı sağlam bütçeler gerekir yani hani onun yerine bir yazılımcı daha tutarsın hani ürünü daha iyi yaparsın ya da işte bir marketer daha tutarsın işte demin growth hacking, growth marketing üzerine projeler düşünürsün ya da işte daha çok içerik üretmeye çalışsın. Muhtemelen hani uzun vadede çok daha getirisi yüksek olacaktır. Evet yani abi biz 2020'de 1 dolar harcamadık ve edindiğimiz trafikle şu an 140 paying customer'a sahibiz. Ve bunlar bize ayda 800 tane sign up getiriyor bu kullanıcılar. Bu 800 sign up'tan da her ay ortalama 20 ile 30 arasında bize paying customer'a dönüşüyor. O yüzden yani bunun değeri aslında bu tarz çıktıları sunduğumuza ve bu case'i anlattığımıza değerli geliyor. Çünkü SEO'yu genelde herkes hani o çok sonradan çıktı veriyor. Hani bizim daha hızlı büyümemiz lazım vesaire bir yaklaşımı oluyor ama SEO bence çok değerli ve bunu insanlar her zaman sürekli olarak devam edip belirli bir yatırım yapması lazım. Biz de hani bunu biraz daha ajans tecrübemiz olduğu için daha böyle kreatif metotlarla daha kullanıcıyı tanıyarak bir adım ilerisine aslında götürmeye çalışıyoruz. O yüzden çok değerli SEO çalışmaları. Acquisition channel'lardan başka yürüttüğümüz şeyler o konu açılmışken orada da yani genellikle biz böyle farklı yapılmamış metodları hep düşünmeye çalışıyoruz. Orada da neler yaptık? Yani bizim için mesela data çok önemliydi. Öncelikle bizim hedef kitlemiz olabilecek web sitesi datalarını ve e-mail adreslerini, Twitter adreslerini, LinkedIn adreslerini çıkardık. Ve bu 3 tane erişim metodlarının da hepsini kullandık. Yani bunu aktif bir şekilde yapmadık. Belirli bir dönemde yaptık ama dönüş aldık. Şu an bunu dediğim gibi product odaklı olduğumuz için çok devam ettirmedik ama dönüş alıyorduk. Ne yapıyorduk? 1000 tane web sitesi çıkarıyorduk. 1000 tane hedef e-mail, Twitter, LinkedIn. Kişilerin bu hepsi ve doğrudan bizim hedef kitlemiz olan pazarlama, dijital pazarlamacılar ya da tasarımcılar ya da e-commerce yöneticileri bunların hepsi bizim title olarak hedef kitlemizdi. İşte bunların e-mail adreslerini buluyorduk. Bunun için araçlar var. Outreach metotları olarak
kişiselleştirilmiş e-mail atıyorduk. Hani bunu spama düşmeden nasıl yaparımı çözmek bir mesele. Bu konuda bir deneyim geçirdik. Çünkü çoğu insan topluyor maili atıyor. Daha sonra domain banlanıyor. Spama düşüyor mailler vesaire. Bu süreçleri geçirdik ve doğru bir metodu bulduk. Burada doğru metodun bulunması önemli. LinkedIn'den aynı şekilde kişiselleştirilmiş mesajların gönderebiliyor oluşu. Aynı şekilde Twitter'da hani biz kullanıcıların web sayfasının bir ekran görüntüsünü alıp bizim böyle gamified pop-up'larımız da var. Bunlarla alakalı bir GIF oluşturup onları mentionladık mesela Twitter'da. Hani organik olarak nasıl erişebiliriz'i bayağı bir kurcaladık. Yani hem data topladık hem kişileri çıkardık ve bunları hani erişim metodu olarak hepsini deneyimledik. Hani şu an metotları aslında çıkardık. Ortalama dönüşüm oranlarını vesaire şey yaptık. 2021'de de büyümek için bu metotları kullanarak çok daha radikal bir şekilde büyümek için şu an çalışmalara başladık. Umarım bu doğrultuda da devam eder her şey planladığımız gibi. Süper. Şimdi 2021'e girmeden önce ben bir şeyi sormak istiyorum. Gerçekten bu zorlu bir konu. Siz de deneyimlemişsiniz. Hani bu outreach'te spam'e düşmemek ya da işte bir şekilde e-mail attığınız kişinin ilgisini çekebilmek. Çünkü herkese her gün yani onlarca farklı yerden e-mail geliyor. Özellikle hani böyle marketer falansanız daha da çok geliyor. Bir sürü yere hani üye oluyorsunuz hani gündemi kaçırmayayım diye. Belki yüzlerce geliyor yani. Hani orada sizin bulabildiğiniz yani tabii bu şirketten şirkete değişir, dikeyden dikeye değişir ama sizin için ne işe yaradı mesela hani böyle ne fark yarattı orada? Şöyle ben direkt buradaki formülü söyleyeyim. O yüzden hani hazır izleyenlere de doğrudan bir guide olabilir. Yani bu süper. Yap geç batır spama düş çıktısı olarak bahsedeyim. Şu an biz e-mailleri LinkedIn üzerindeki profilleri ve title'ları hedef kitlemizi ülkeye göre vesaire ayırıp Snow.io diye bir e-mail bulma aracı var. Onun üzerinden e-mailleri ve şeyleri buluyoruz. Kişilerin adı, title'ı, lokasyonu, şirketi, şirketinin bilgileri gibi. Bunun yüksek volümleri için de kendimiz bir yazılım geliştirdik. Daha yüksek volümlerde daha uygun fiyatlara buluyoruz. O zaten ayrı bir konu ama Snow.io üzerinden başlangıçtaki firmalar bunu yapabilir. Sonrasında maili topladıktan sonra gönderimi spama düşmemek için GMS diye bir yazılım var. Bu da Gmail üzerinden toplu e-mail gönderimi sağlayan bir uygulama. Burada da şunu sağlayabiliyorsunuz. E-mailin doğrudan Google'un IP adresleri üzerinde. Buradaki Google'un IP adresi ve otoritesi çok değerli. Ve bir dakika aralıklarla gönderim gibi. Yani günlük 2000 maili kadar bu şekilde gönderimi yapabiliyoruz. Mailin nasıl olabileceğini de başlığı tabii ki çok dikkat çekici ve kişiselleştirilmiş yazmanız gerekiyor. Biz içerikte de otomatik imaj create eden servisler var. URL'in sonuna adamın ismini yazıyorsunuz. Aynı GMS'de Google Sheet üzerinden çalışıyor. Oradan bizim ekipten birisi böyle bir kağıt yaptı. İşte Pop-up Smart'la dönüşümlerinizi arttırmaya hazır mısınız? İşte Çağrı Bey ya da işte Çağrı altında senin sitenin logosu var. Hani bunu gören adam şey yapıyor yani o düz metini kimse okumuyor zaten. Ama adamlar benim için bir fotoğraf çekmiş ya da bu botu hazırlamış diyor. Hani orada bir uğraş olduğunu görüyor. Ve daha fazla dönüşüm alıyorsunuz. Hani benim bu şekilde gönderim metotlarımda ortalama %40 ile 60 arasında açılma oranına sahip olduk. Ve insanların ilgisini çekiyorsa bizi ziyaret ediyor ve bir şekilde lead olarak web sayfasına düşmüş oluyor ya da doğrudan mail üzerinden product demo yapıyoruz. Mesela spama düşmeden mail gönderme olayını ben bu şekilde çözdüm. Bunun yanı sıra da işin teknik tarafındaki işte SPF recordları vesaire işte o tarz şeyler var. Onları hani zaten araştıranlar yapabilir. Hani bu mesela şu an en ideal yöntem göndermek için. Mail tarafını bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Ben bu notları da aldım sen anlatırken. Yani bunları da bizim podcast ve video açıklamalarına koyarım. Hani sonradan bakmak isteyen arkadaşlar olursa bu ürünlere bakabilir. Aslında yani bu growth işi hep zaten işte bir şeyleri bir araya getirmek oluyor. Böyle hani
işte Snowy'yi kullanmışsınız, GMS kullanmışsınız. Hani farklı farklı araçları bir araya getirip aslında en uygun çözümü kendiniz için bulmanız gerekiyor. Bazen de işte kendi ürününüzü geliştirmek gerekiyor. İşte bazı yerlerde, çünkü hakikaten çok pahalıya gelebiliyor. Hani orada da işte yazılımcılarla marketingçileri bir araya getirmek çok önemli. Siz de zaten ajans deneyim olduğu için hani onu çok kolay bir şekilde. Yani. Aynen. Falan devreye girince o işin hızı etkileniyor ya da sorun çıkıyor vesaire. Tabii ki bazı durumlarda yazılım şey yapıyoruz ama hep no code araçları bir araya getirerek bu çözümleri gerçekleştirdik. Mesela hani konusu açılmışken tarif olarak farklı bir şey vereyim. Mesela Twitter mentionlarında hep yani Zapier üzerinden gönderdik. Zapier'in her bir saatte bir çalışma fonksiyonu var. Bir saatte bir Google Sheet üzerinden bu Twitter username'ini al. Git adama benim hesabımdan şu imajla birlikte tweet at diyoruz. Günde mesela Twitter'ın spamına düşmeden 12 tane tweet atıyor. Yani bu şekilde kurulu gidiyor yani. Dakikada bir de yapılabilir bu. Hani böyle aslında basit metotlar sizin tıklama başı 3-4 dolar ödediğiniz bir mecrada size böyle çözümlerle yani ücretsiz olarak trafik edinmenizi sağlıyor. Ve bu startup için başlangıçta çok değerli. Çünkü CPC ile ekibin motivasyonu da bozulacak bir metrik yani. Hani ürünü yaptım, hadi parayı basayım, satış gelsin bana. O kadar yani her baba yiğitin yapacağı bir şey değil yani. Yapanlar vardır, saygı duymak lazım. Yani o funnel'ı kurabilmek. Ama biz hep bu yöntemler üzerinden ilerledik. Ama şu an işte biraz daha dengeli şekilde bu yolu devam ettireceğiz. Bakalım. Evet. Yani zaten ürün daha baştayken işte hatalar oluyor, bir şeyler oluyor. İşte web sitede düzeltilmesi gereken yerler oluyor. Hani o yüzden organik tarafı daha ilk günden başlatmak bence de çok önemli. Yani bir özellikle SaaS startup'ı için, B2B SaaS startup'ı için. Çünkü hani insanlar sizi arayarak bulduklarında hani çok daha uygun maliyete getiriyorsunuz ve hani ne kadar erken başlarsanız içerik üretmeye, o içeriğin ne kadar size dönüş olduğunu, ne tarz içeriğin daha faydalı olduğunu, hangi keywordleri hedeflediğinizde daha iyi sonuç aldığınızı görüp aslında her seferinde biraz daha üstüne iterasyon yapıyorsunuz. O açıdan hani daha ilk günden bu içerikleri yazmaya başlamak, hani ilk günden ürünü yazmaya başlamak kadar önemli bence. Onu da zaten hani siz ikisini birlikte yürütmüşsünüz. O açıdan da bence hani bu rakamlara, hani aylık 800 sign up, organik sign up'a hani bir anda gelinmiyor yani. Atıyorum 2 senede geliniyor ve 2 sene boyunca sürekli içerik yazarak geliniyor. Ve hani bunu sürekli test ederek geliniyor. O açıdan oldukça önemli bence. Evet abi, dediğin gibi SEO is essential diyorum. Aynen. Peki şimdi SEO tarafında orada güzel bir gidişat var ama 2021'de daha da hani yüksek iddialı hedefleriniz olduğundan bahsettin. Ben Webrazi'deki habere baktığımda işte 1000 sene sonunda 1000 ödeyen kullanıcı, paying subscriber'a ulaşma gibi bir hedef yazıyordu. Hani şu an mesela 140 civarı dedin. Hani orada bir 850 kişi daha var yani bulunması gereken. Orada hani nasıl bir planınız var? İşte muhtemelen growth tarafına daha çok yükleneceksiniz. Belki paid tarafa. Orada nasıl bir stratejiniz var şu an? Şimdi abi biz 2020 boyunca hem ürünü müşterilerden dinledik, eksiklerini çıkardık, bir şekilde geliştirdik bizim göremediğimiz şeyleri. Çünkü biz bir yerden sonra hani ormanın içerisinde böyle baltayla ağaç kesen insan modeline giriyoruz. Hani ormanı görebilecek müşteriler oluyor yani, genel ihtiyacı vesaire. Hani ürün içerisine girdikçe böyle çıktılar oluyor. O yüzden kullanıcı feedbacklerine çok önem verilmesi gerektiğini buradan geri bildirim olarak vereyim. Şimdi bu şeyi yaşadıktan sonra biz daha sonrasında dönüşüm oranlarına odaklandık. Yani biz geçen yıl Ocak ayında da 500 sign up alıyorduk. Ama 500 sign up'ın paying'e dönüşme oranı %1 ya da 1.5 falandı. Yani şunu hesapladık. Bir 500 daha yaptırmak için bizim nasıl bir SEO'da trafik elde etmemiz lazım, nasıl bir trafik edinmemiz lazım vesaire. Ve bunu da hesapladığımızda bizi kurtarmadığını gördük. Çünkü biz zaten 29 dolar, 79 dolar aylık paket satan bir SaaS şirketiyiz. Yani buradaki
ideal dönüşüm oranına ulaştıktan sonra buradaki süreç başlıyor ve biz bunu hep bu sene boyunca yakalamaya çalıştık ve şu an geldiğimiz noktadaki dönüşüm oranımız %3.2. Hani sign up to paying customer. Yani bu şu an standartlarına göre kötü bir oran değil, yani iyi bir oran. Hani %5 sağsın ortalama dönüşüm oranı, ama biz bunu daha devam edilebilir ve scale olabilir bir model olarak benimsedik ve artık hani ürün belirli bir aşamaya geldi. Kullanıcıların işte kafasındaki soruları cevaplıyoruz ve bir şekilde hedef kitleye satılıyor. Şimdi bundan sonra hep bu oranı tutturmak için çalıştık bu yıl boyunca. Artık bu yıl yaklaşık 850 tane daha paying customer yapabilmek için biz farklı acquisition kanallarını farklı metotlarla denemek istiyoruz. Ama buradaki yüzdelik ayrım şu şekilde: %70 growth metodolojilerini kullanarak, %30 da ongoing bir yaptığımız içerikleri, işte bazı hedef keywordleri tanıtan bir paying, yani bir reklam bütçesi de ayırıyor olacağız. Buradaki dönüşümleri karşılaştırarak optimize edip hangisi daha verimli ilerliyorsa bu şekilde aslında ilerletmeyi düşünüyoruz. Ama growth tarafında ne yapacağız diye sorarsanız, hani burada yapılabilecek, planlanan birçok şey var. Ama bunların çoğu organik trafik edinme amaçlı. Orada da başlangıçtaki hedefimiz bu cookie consent'te olduğu gibi mini tool'lar yazmak. Yani ihtiyacı olan mini tool'lar yazmak. Yani ben birçok böyle mini tool biliyorum. Adam yapmış üyeliksiz bir şekilde böyle bir widget gibi, hani WhatsApp call mesela adam yapıyor sadece. Tıklıyorsunuz, WhatsApp'ta mesaj atılıyor. Adam bu tool'u bir yıl içerisinde 80 bin web sayfasına eklenmiş. Yani bu kadar hızlı bir metotla adamın zaten 2 dolara ekstra bir feature veriyor. Adamı 2 dolarıyla olacak bir şey değil. Yani bu iyi çözüm ve iyi bir ürünle aslında olacak. İyi bir ihtiyacı ürünle karşılık vererek olacak bir şey. Biz de şu an Pop-Up Smart'ın içerisinde olmayan ama ihtiyaç olarak gördüğümüz, bizim ürünle alakalı yine bir web sayfası üzerine çalışacak mini tool'lar üzerinden aslında büyümeyi istiyoruz. Çünkü bu mini tool'ların tanıtımıyla aslında main product'ın da tanıtımı oluyor. Bunun için biz mesela COVID ilk çıktığında COVID Awareness pop-up'ı yaptık. İnsanlar web sayfasına hiçbir şekilde ücret ödemeden, isterse milyonlarca page view olsun, müşterilerine ya da web sitesi ziyaretçilerine bilgi verebileceği bir pop-up oluşturmasını sağladık. Ve kayıt almadık. Hani e-mail datası falan hiçbir şey istemeden, yani hani bir kredi. E-mail bile toplamadınız öyle mi? Yani hiçbir şey yapmadık. Sadece faydalı olması için. Bu neye sağladı? İnsanlar bunu platformlarda paylaştı. Hani reklam kokan her şey artık o paylaşımda önünü kesiliyor. Ama biz oradan gene popupsmart.com domaininden bulup bir şekilde müşteriye döndü. Yani aslında bunu biz Product Hunt'ta da paylaşmadık. Diğer şeyler de paylaşmadık. Ürünümüzü de Product Hunt'ta paylaşmadık. Çünkü hiçbir zaman ürünümüz böyle ayakları üzerinde durabilen %100 böyle o dönüşüm oranı yüzde işte bahsettiğim gibi istediğimiz oranlarda olmadığı için, hani biz böyle piyasaya çok kendimizi göstermek istemedik. Hani o yüzden aslında bu araçları böyle işte Indie Hackers var, diğer Product Hunt var. Bu tarz mecralar çok değerli mesela ve paylaşıldığında binlerce trafik geliyor ve buralardan acquisition yakalayıp ve organik trafikle bu araçları büyütmeyi istiyoruz. Mesela cookie consent pop-up diye Google'a yazın. Bizim sitemiz ilk sırada çıkıyor. Çünkü bu kadar kolay bir mini widget yok yani. Dolayısıyla bu tarz ürünler geliştirip bizim ana ürünün destekleyicisi olmasını istiyoruz. Ve bir şekilde bizim bahsedilmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için de planladığımız araçlardan bahsedeyim kısaca. Öncelikli olarak bizim çözdüğümüz problem temelde dönüşüm oranları olduğu için, insanların dönüşüm oranlarını arttırmak için neler yapması gerektiği ile alakalı bir bilgi ve deneyime sahibiz. Bunu online bir tool'a çevirerek insanlar web sayfalarına yazıp, aynı GT Matrix gibi, hangi sayfayı ya da hangi modelde bir web sayfası olduğunu seçip bununla alakalı dönüşüm önerileri sunduğumuz bir işte Conversion Rate Optimization Checker Tool'u yazıyoruz. Burada insanlar web sayfasında neleri eksik yaptığını, nasıl dönüşümlerini arttırabileceğini aslında
görebileceği bir fayda sağlayacağız. Şimdi bu çıktıların en başında tabii ki web sayfanız pop-up yoksa bizim araç onu neticede analiz edecek. Pop-up ekleyin diyecek. Hani bu solution, bir solution önermiş oluyorsun. Hı-hı. Altında tabii yaklaşık 30-40 tane daha çözüm önerisi var. Hangileri yapılmış, hangileri yapılmamış. Bu önerilecek. Bu mesela muazzam bir hizmet yani. Ve bunu biz ücretsiz vereceğiz. Aynı GT Matrix'te bir hosting şirketinin yaptığı bir uygulama adamın önüne geçmiş. Yani cookie concept de bizim başta önümüze geçti. Çünkü biz normal pop-up yaptırıyoruz. Bu kadar web sayfasında kullanılmıyor. Ama free, ücretsiz, üyeliksiz bir şey yapıyorsun. Millet şeyini kullanıyor yani. Hani bir şekilde hızlı bir şekilde çözüm olduğu için tak tak kullanılıyor. Bunlar çok değerli bizim için. Acquisition Channel'da fark yaratacak düşündüğümüz şeyler için. Bunun gibi bir iki tane daha mini tool var. Onlar tam %100 şeyi çıkmadı yani işin analizi, hedef kitle vesaire. Onun gibi planlarımız var ve biz bunların hepsinin lansmanlarını yapıyor olacağız. Süper. Bu sefer lansman da olacak. Hani daha böyle aslında tam oturmuş. Hani hakikaten ürün böyle hani bir en azından bir MVP, güzel çalışan, dönüşümü işte iyi olan falan, hani ya aslında buna para bile verilir neredeyse diyeceğin seviyede aslında böyle mini ürünler. Evet. O zaman çok daha iyi, size de dönüşüm açısından da getirisi daha da yüksek olur diye tahmin ediyorum. Hem trafik daha çok gelecek hem de dönüşüm daha yüksek olacak. Aynen öyle. Yani biz abi hani bu süreçte bu mesela Cookie Consent tool'un da biz ürünümüzü çok iyi ana sayfamızda anlatamadığımızı gördük. Ve insanlar girdiği gibi sayfada o sistemi çalışır gördüğü zaman daha fazla dönüşüm olduğunu gördük. Yani üzerine ana sayfamızı değiştirip ana sayfaya mesela mini bir pop-up builder koyduk. İnsanlar orada hiç bizim üyelik yapmadan başta bir denemek için ürünümüzü deneyimleyebiliyor. Mesela bu inanılmaz bir ürünü anlatmak için karşı tarafta ha bunlar bu işi yapıyor demek için etkili bir çözüm oldu. Yani simple builder dedik biz onun ismini. Üye olursa da daha gelişmişini şeyinde panelinde aslında görüyor. Aslında ürünün nasıl çalıştığını anlık olarak web sayfasında gösterilmesi de çok değerli bir şey. Bize çok fazla katkısı oldu. Yani özet olarak bu sene sonu hedefini nasıl gerçekleştireceğimiz bu mini tool'lar, diğer outreach metotlarında daha kreatif ve etkili metotlarla erişim nasıl olur? Bunlar için bazı modeller oluşturduk. Yani işte burada genellikle işte Quora vesaire bunun gibi mecralar var. Buralarda olması gerekiyor ama biz mesela orada doğrudan biz CMS platformlarıyla çoğu zaman üzerinden çalıştığımız için CMS platformlarının içine girmeyi düşünüyoruz. Mesela Shopify'ın da community forumu var. Millet orada sorunlarını yazıyor. İşte diyor ki satışım olmuyor vesaire. Biz orada adama cevap yazıyoruz. Hani Quora mesela çok cevap konusunda doymuş bir platform gibi evet. Görüyoruz. Alanda. Yani yüzlerce cevap var. Biz orada impression bile alamıyoruz. Ama bir Shopify'ın bir konusunda adam bir şey paylaşmış. Bir tane cevap yazılıyor. O da çözümdür diye işaretleniyor mesela. O orada kalıyor yani. Hani aynı Quora gibi ama o kadar Quora gibi bir doygunluk yaşamış değil. Ve her platformun bir forumu var. Bunu keşfettik CMS'de. CMS'e giriyoruz. Adamın forumuna üye oluyoruz. İhtiyaçlara yönelik bizim zaten çözüm sağlayacağımız şeyler belli. Bunları şey yapıyoruz. Bazen kendimiz soru oluşturuyoruz. Yani diyoruz ki işte bu pop-up kullandım. Benim web sayfamı yavaşlattı. Ki gerçekten yavaşlatıyor çoğu pop-up enkilerdesi. Ben farklı bir üyelikle cevap yazıyorsun. Bizimki mesela 124 milisaniyede yükleniyor. Bu çözüm 124 milisaniyede yükleniyor gibi. Hani böyle aslında bir sürü metod var kullanıcılara erişim olarak görebildiğimiz. Hani bunlar üzerinden bir şeyler göstermeye sağlıyoruz. Bir de zaten bizim hani ana sayfayı incelediğiniz zaman satışları arttırdığımız için yani reel bir çıktı sağladığımız için insanlar bir deneyim diyor. Daha sonrası zaten inbound marketing tarafında sürekli etkileşimde kalma metoduyla biz orada yakalamaya çalışıyoruz. Burada tabii ki 880 olmasının en büyük destekçisi bu metodları gerçekleştirecek ekip. Ekibimizde yani şu an 5 kişilik bir ekibe sahibiz. Hepsi birbirinden değerli, alanında uzman kişiler. O yüzden product ayakta ve doğru bir şekilde çalışmaya devam ettiği sürece
biz pazarlama tarafında etkili bir iletişim sağladığımız takdirde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Umarım daha fazlası olur. Azını kabul edebilirim. Süper. Umarım aynen bine umarım daha hani böyle son aylara yaklaşırken daha yani 2021'i kapatmadan elde edersiniz. Bunun da hani duyurusunu duyarız inşallah sizden. Aynı şekilde lansmanlarınızı da bekliyor olacağız. Onları da yine bizim bültenlerde duyururuz. Zaten biz hani bu tarz lansmanları hep duyuruyoruz. Özellikle ihracat yapan firmaların. Product Hunt'ta özellikle veya işte Epsuma'da bir kampanya olursa bunları duyurmaya çalışıyoruz sürekli olarak. Bunları da takipte oluruz biz de. Şimdi yavaş yavaş toparlarken ben birkaç yorum ve soru gelmiş, onlara da hemen bir göz atmak istiyorum. Levent şeyden bahsetmiş, Snowio ile birlikte findat.email böyle bir Chrome extension'ı, bu da faydalı bir araç diye bahsetmiş. Bunu da buradan biz de duyurmuş olalım. Orada bayağı email finder tool'ları var. Yani ben LinkedIn üzerinden bulmada en iyi çıktığı orada sağladım ama findat email'i denemedim. Hani onun da denenmesi lazım. Böyle bir 4-5 tane denemiştim. Aynen. O yani o tarafı tabii kullanıcı biraz daha araştırması lazım. Levent'te. Aynen, bu biraz deneme yanılma işi yani. Aynen. Aynen öyle. İlk seferde bulunmayabilir. Yani belki Snowio sizin dikeyinizde çok işe yaramayacaktır. Başka bir tool gerekecektir. Denemek kesinlikle lazım. Bu tarz araçları. Bir de Hasan İstanbullu bir soru sormuş. İlk müşterinizi nasıl kazandınız ve ne kadar sürdü? Vallahi ilk müşterimiz yani yaklaşık bir yani 2 hafta falan sürdü onu müşteriye çevirmek. Yani insanın doğası gereği bir şeyler gerçekleştirdikçe inanıp devamını getirebiliyor. Yani aslında o ilk müşteriler çok değerli. Biz ilk müşterilerimizi genelde işte support'tan product demosu yapıp biraz daha one to one kontakla bitirdik. Ama ondan sonra kendiliğinden gelmeye başladı. Kendiliğinden gelmesi de o mükemmel funnel'la gerçekleşiyor. Yani sign up oldu, daha sonra sorunsuz bir şekilde pop-up oluşturabildi mi, web sayfasını ekledi mi, gösterim alıyor mu gibi bizim temel metriklerimiz var. Her ürünün de temel bu şekilde KPI'ları vardır. Bunlar aslında kötü bir noktaya gidiyorsa bu kadar da sign up var. Yani biz Ocak ayında da dediğim gibi 400-500 sign up alıyorduk. Bunlar dönüşmüyorsa bir problem vardır. Aslında o problemi çözüyorsun. Problemi çözdüğün zaman da müşterine fayda sağlıyorsa zaten müşteriye dönüyor yani. Ondan sonra ben şu zamana kadar yani toplasam 20 kez product demosu yapmışımdır. Geriye kalan herkes doğrudan intercom'dan belki birkaç tane soru sormuştur. Bu kadar yani. Ondan sonrasında tamamen kendiliğinden pop-up'ını oluşturup yayınlayıp daha sonrasında zaten impression dolduğu zaman free bir üyelik sağlıyoruz. Mail atıyor upgrade et diyor. Ondan upgrade ediyor. Geçiyor yani. Hani bu şekilde oluyor. O yüzden ilkler biraz daha zor ama o psikolojik sınır kırıldıktan sonra çok daha zevkli ve iyi bir hale geliyor. Aynen. Peki Türkiye'den miydi, yurt dışında mıydı ilk müşteri? Yurt dışındandı. Bir tane yoga ile e-commerce'tü. Yani öyle bir adama hatta indirim falan da yaptım da mesela o da ilginç, hani Türk kültüründe vardır hani abi gel bir indirim yap. Siftah. Ama siftah yani, bir de olabilir. Aynen. Sonradan anladım yani biz mesela Black Friday'de kampanya yaptık. Bir tane daha kampanya yaptık. Hani insanlar kampanyaya da çok ilgi göstermiyor. Yani adam kampanya var, pricing'de görünüyor. Kupon kodunu kullanmadan alıyor yani. Hani adam çözüm odaklı. Çünkü diyor ki şimdi Black Friday'de zaten bu herhalde 6 aydır falan diyor. Geçiyor. Halbuki biz ona ömür boyu o indirimi sağlıyoruz. Hani burada değişik bir şey var. Eğer adama sen çözümü sağlıyorsan fiyat her zaman ikinci planda globalde. Ama biz yani Türk kültüründe gerçekten o fiyat ilk unsur haline gelmiş. Hep öyle düşünüyoruz ama globalde pazarlama yapıldığında bu tamamen ikinci planda kalıyor. Siz adama çözümü sağlıyorsunuz. Eğer fiyat absürt değilse satıyor yani. Aynen, aynen öyle. Bu arada kupondan bahsetmişken bizim de sıfırdan global olarak Pop-up evet. Smart'la bir anlaşmamız oldu. Onu da hemen ben şuradan alt yazı olarak geçeyim. Aynı zamanda da duyurayım. Yani bir paralı üyeliğe geçerken zaten başta ücretsiz başlayabiliyorsunuz.
paralı üyelik geçerken o checkout sayfasında sıfırdan globale, Türkçe karakterler olmadan sıfırdan globale indirim koduyla ömür boyu %30 indirim kazanabiliyorsunuz. Bu tüm planlarda geçerli oluyor değil mi? Diyelim ki bir üst plana geçtim. Üst plandan %30 indirim mi olacak şekilde ömür boyu bir indirim sağlamış oluyor. Bunu da buradan duyuralım. Tekrardan bu anlaşma için de, işbirliği için de teşekkür ederiz. Ne demek? Yani biz aslında Türkiye'den şu an müşterimiz 5 kişi veya dediğim gibi aktif pazarlamasını hep global ve İngilizce içeriye yaptık ama Webrazi'de mesela yılın girişimi seçildik Arena'da. Yılın girişimi ödül olarak değil. O. Ona rağmen 5 kişi olması çok enteresan hakikaten. Yani konuştuğumuz şeyler var ama yani Türkiye'de mesela firmalar geliyor şey yapmaya çalışıyor. İşte KVKK anlaşması yapıyor. Türkiye'den fatura istiyor. Böyle şeylerle karşılaştık. Onun dışında da Türkiye'den 5 kişi oldu ama yani kullananlar da var. Hani orada bir şey büyümeye tabii ki devam ediyor. Ama Türk müşteri özellikle olsun istiyorum. Çünkü bizim için en değerli şey feedback. Yani adam diyecek ki bana şu şöyle olmadı, bu böyle oldu. Bunu düzeltin diyecek. Hani çoğu kişi globalde gerçekten feedback almak için çok zorlanıyoruz. Yani herkese e-mail atıyoruz, soruyoruz falan ama kaybettiğimiz müşteri kesinlikle dönmüyor. Hani siz şunu yapmadınız, bunu yapmadınız falan diye dönmüyor kimse. O yüzden biz onu bulabilmemiz çok değerli. O yüzden hani özellikle Türkiye'deki kişileri hani bu indirimin yanı sıra kurulumda, işte kampanya oluşturmada ben one to one destek vermeye de hazırım. Yeter ki işte ben satışlarımı arttırmak istiyorum, bir şekilde bu ürünü kullanmak istiyorum desinler. Her türlü desteğe açayım. Yeter ki kullansınlar, bize feedback versinler. Bu şu işe yaramıyor, benim şöyle bir ihtiyacım var desinler. Burada şöyle bir hata alıyorum desinler. O yüzden elimden gelen desteğe hazırım yani Türk müşterilerimiz için. Çok teşekkürler. Tekrardan buradan duyurmuş olalım. Aynen yani bir de kendi dilinde direkt o feedback alabilmek, işte yüz yüze belki konuşup onu daha detaylı konuşabilmek de ürüne geri bildirim açısından faydalı olur. Kapatmadan önce son bir şey aklıma geldi, onu atlamışım söylemeyi. Tam şeyden bahsediyordun, CMS'lerin işte forumları olduğundan. Aslında benzer şekilde mesela entegre olduğunuz, entegrasyonlarınızın olduğu, diyelim ki Mixpanel'le entegrasyonunuz var. Ben evet. Mesela Mixpanel'in forumunda böyle bu aralar dolanıyorum bayağı. İşte kullanıyoruz şu an çalıştığım şirkette. Yani dediğin durum hakikaten var. Birisi bir şey yazmış, işte ucu açık kalmış, verilen cevap yeterli değil. Hani bir çözüm evet. bulamamış. Yani kendi çözümümü kendim bulmak zorunda kaldım, çok oldu yani. Forumda evet. böyle ucu boş kalmış. Ama hani oraya evet. sen o çözümü bulup kendin yazarsan ve ürünü de tanıtırsan gerçekten büyük fayda sağlayabilir. Yani işte Mixpanel bazı şeyleri çözmüyor atıyorum. Çözmüyorsa gel bir de üstüne Pop-up Smart entegrasyonunu koy. Onu kullan gibi hani atıyorum, şu an aklıma geldi. Böyle şeyler gerçekten güzel growth yöntemleri olabilir. Yok, dediğinde haklısın. Biz şu an mesela HubSpot kullanan müşterilerimiz de var. Mailchimp kullanan müşterilerimiz de var. Ve her ikisinde pop-up oluşturan kendi içinde yazılımları var. Aynen. Yani adamlar orada öyle bir ihtiyaç görüyor ki bizim ürünümüzü kullanıyor. Entegre ediyor Mailchimp ya da HubSpot'la. O şekilde pop-up ihtiyacının daha gelişmiş bir çözüm sunuyor. Ve biz bunu bu Mailchimp kullananlar ya da HubSpot'un forumlarında yazdığımız zaman mevcuttaki HubSpot'un pop-up oluşturucu sisteminden ne farkımız varı anlattığımız zaman insanlara mantıklı geliyor ve para ödüyorlar bunun üzerine. Hani HubSpot'a ödedikleri paranın yanı sıra ve böyle bir ürünü böyle bir çıktıyı sağlamalarının yanı sıra. O yüzden dediğinde de haklısın. Integration kanallarımız da bizim için değerli. CMS'ler de değerli. O yüzden aslında biraz daha ürünün kaderini ve pazarlama stratejisini ürünün neyi çözdüğü de önem arz ediyor. Yani o yüzden mesela şu an Pop-up Smart için bu çözümler mantıklı ama farklı bir ürün için tekrar bu şeyleri düşünmek gerekiyor. Yani aynen. O yüzden ürüne yönelik bunları düşünüp deneyimlemek lazım. Böyle farklı biraz kafa yormak lazım. Evet, çok teşekkürler. Emre, bayağı dolu dolu bir bölüm oldu. Yani özellikle böyle açık bir şekilde rakamlardan da bahsettin, kullandığınız yöntemlerden de bahsettin. Gerçekten güzel, faydalı bilgiler oldu. Umarım bizi dinleyenler açısından da, özellikle B2B SaaS tarafında ürün geliştirmeyi, pazarlama yapmayı düşünen açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Umarım tekrardan
haberlerinize duyurmaya, sizi konuk almaya devam ederiz. İnşallah. Yani seneye göğsümü gelerek görüşmeyi çok isterim. İnşallah hedeflerimiz. Aynen, aynen. Güncellemeleri bekliyoruz. Bunda da yani sorularınız için ya da destek gerekir. Yani ben temel olarak bir feedback de vermeyi severim. Hani özellikle Türk girişimciler soruları varsa kendi startup girişimleriyle alakalı bana işte emre@popupsmart e-mail adresinden ya da LinkedIn üzerinden ulaşabilirler. Hani temel olarak ne yapabilirler? Birkaç cümleyle şey yapabilirim, onlara destek olabilirim. Daha fazlasını da tabii ki yapabilirim. O yüzden sorularınız olursa cevaplarım seve seve. Şu an hani podcast'te de anlattığım gibi bu konuda son derece böyle paylaşımcı. Hani bizim geçtiğimiz yolları başkaları tekrar uğraşıp didinip geçmesin, faydamız dokunsun esaslıyım. O yüzden isteyen yazabilir. Yardımcı olmayı isterim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Bunları zaten iletişim bilgilerini de notlara eklerim. Eğer sorular olan olursa Emre ile iletişime geçebilir. Çok teşekkürler Emre tekrardan. Umarım en kısa zamanda görüşmek üzere. Siz de çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Levent'e de sana da hani binlerce kez teşekkürler. Her bölümü izliyoruz. Gerçekten çok iyi bir know-how katıyor. Çünkü dinleme deneyimi de yeni yeni aslında oluşuyor. O yüzden tekrar buradan teşekkürlerimi sunayım size de. Çok teşekkürler Emre. Hem dinleyicimiz hem konuğumuz olduğun için. Eyvallah. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.